Merhaba arkadaşlar. 26 Nisan LGS denemesinin İngilizce sorularını çözeceğiz şimdi. İlk soruya bakalım. Read the conversation and answer the question demiş. Metni okuyacağız. Daha doğrusu diyaloğu okuyacağız ve doğru cevabı seçeceğiz. Bakalım. According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre diyor, which of the following is correct? Bizim için doğru olan cevabı arıyoruz. Konuşuculara bakalım. Robert başlamış. Hi friends, I'm organizing an online game tournament. You can join from your houses. Why don't you attend? Ne demek istedi bize? Bir davette bulundu fark ettiyseniz. Dedi ki bir online oyun turnuvası düzenliyorum. Ne yapabilirsiniz? Evlerinizden katılabilirsiniz. Katılmaya ne dersiniz dedi. Susan cevaplamış. My internet is broken. I can join you later. Benim internetim bozuk, size daha sonra katılırım dedi. Yani ne yaptı Suzan? Daveti reddetti arkadaşlar. Sonra Jake'a baktık. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. But I am not interested in computers. Ama bilgisayarlara ilgi duymuyorum dedi. Ve Jake de ne yaptı? Aynı zamanda reddetti. Alex diyor ki that will be great, muhteşem olur dedi. Bakın bir accepting yani kabul ediş var burada. Text me about the time, hatta ne var? Devamında ekstra bir bilgi öğrenmek istiyor. Bana zamanını söyle diyor. Demek ki burada ne var? Bir kabul ediş var. Sonra Carl'a bakıyoruz. You know I am an expert in online games. Ben expert burada belirleyici bir kelime. Online oyunlarda uzmanım diyor ve you have no chance to win. Sizin neyiniz yok? Kazanmak için şansınız yok dedi. Yani ben uzmanım dediğine göre bu da ne yaptı? Kabul etmiş oldu. Şimdi bakalım. İki tane reddeden, iki tane de kabul eden var. Susan and Jake will join the event demiş. Susan ve Jake ne yapacaklar? Etkinliğe katılacaklar diyor. Ama ben Susan'ın yanına ne koydum? Çarpı. Yani reddettiğini söyledim. Çünkü ne? Size daha sonra katılırım dedi. İnternetim bozuk dedi. Bu yüzden ne yapamıyor? Bu ifadeyi yanlış sayıyoruz. Ne dedik sonra? All participants, tüm katılımcılar diyor, must go to the Robert's house to join the event. Şimdi Robert'ın evine gitmeliler etkinliğe katılmak için diyor. Ama ben buradan şuraya bir atıfta bulunuyorum ve diyorum ki evlerinizden katılabilirsiniz cümlesini görüyorum Robert'ın. Bu yüzden herkes evinden katılabildiği için Robert'ın evine gitmeleri gerekmediği için bu şık da yanlış oluyor. Carl is not good at playing computer games. Şimdi not good at demiş, iyi olmadığını söyledi bilgisayar oyunlarında. Ama ben Carl'a bakıyorum. Carl diyor ki ben uzmanım diyor online oyunlarda ve kazanma şansınız yok diyor. Demek ki bu sefer buradaki not olmaması gerekiyordu. Bu yüzden bu ifadeyi de yanlış kabul ediyoruz. Sonra diyoruz ki Alex needs extra information about the event. Alex'in neye ihtiyacı var? Etkinlik için ekstra bilgiye ihtiyacı var diyor. Alex'e bakıyorum. Evet şu kare içine aldığım ifade neydi? Text me about the time. Bana zamanını mesaj at demiş. Ekstra bilgiye ihtiyacı var. O da ne zaten ekstra bilgisi? Ne zaman olacağına dair bir bilgi lazım ona. O yüzden bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, gelelim ikinci soruya. Bakalım. Read the text, look at the table and answer the questions. Metni okuyun diyor. Tabloya bakın ve soruyu cevaplayın. Bakalım. Craig and Felix will join an after school activity. Okul sonrası aktivitelerine katılacaklarmış. But they like doing different kinds of activities. Ama onlar diyor different kinds of, farklı tür şeyler yapmayı seviyorlarmış. Farklı tür aktivitelerden hoşlanıyorlarmış. Craig bakalım neyden hoşlanıyormuş? Singing a song. Şarkı söylemekten hoşlanıyormuş Craig. Felix is interested in playing guitar. Yani aslında ortak noktaları ne gibi duruyor arkadaşlar? Müzik gibi duruyor. Here is the schedule of the after school activities demiş. Okul sonrası aktivitelerinin schedule dediğimiz zaman çizelgesi demektir. Hatırlayın derslerimizden. Şimdi bize bir haftalık bir zaman çizelgesi program verilmiş. İkisinin ortak noktasının müzik olduğunu görüyorum. Soru neymiş bakalım? According to information above, yukarıdaki bilgilere göre diyor. Which of the following is suitable day? Uygun olan gün. Kim için? Both of them. Her ikisi için de uygun olan bir gün arıyoruz. Şimdi bakalım ortak alanlarının müzik olduğunu biliyoruz. Pazartesi müzik club diyor. Evet doğru olabilir. Tuesday salı günü için sport club diyor. Olmadı. Art dediğimiz sanat daha çok resimle alakalı olmadı.
Teknoloji diyor zaten olmaz ve bookworm dediğimiz böyle kitap düşkünü insanlar için kullanılan bir ifade. Bu da tabii ki alakasız. O yüzden en uygun günümün ne olduğunu biliyorum. Pazartesi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Devam edelim. So read the conversation and complete the sentence. Kate ve Lisa arasında bir konuşma varmış. Bakalım Kate... Good morning, Kate Parker speaking. How may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedi. Şimdi Lisa problemini ya da başka bir durumunu anlatacak. Günaydın. I bought a computer from you last week. Sizden ne aldım diyor. Bir bilgisayar aldım geçen hafta. But it doesn't work properly. Ama düzgün bir şekilde çalışmıyor diyor. Sonra Kate ne dedi? Wait a minute. Bir dakika bekleyin dedi. I put you through to the customer service. Sizi neye bağlıyorum dedi. Müşteri hizmetlerine bağlıyorum dedi. Put you through ifadesini hatırlayın arkadaşlar. Sonra Lisa makes a phone call. Şimdi Lisa bir arama yaptı diyor. Buradaki to ifadesi derslerinizden hatırlayın. Ne anlamı katıyordu cümlede? Makmak için anlamını katıyordu. Şimdi Lisa neden bir arama yaptı diye soruyor bize. Aslında biz ne anlattı bize? Geçen hafta bir bilgisayar aldığını ve düzgün bir şekilde çalışmadığını söyledi. O zaman ne diyoruz? Bakalım make an excuse bir mazeret mi belirtti? Hayır. Yani mazeret belirtmesi için bir davet olması lazım ve ona katılamayacağını bildirmesi lazım. Olmadı. Help to homeless people demiş. Evsiz insanlara yardım etme demiş ki bu da alakasız. Report a problem. Bir problemi bildirmek için olabilir bir dursun. Buy a computer, bilgisayar satın almak için diyor. Ama bak burada ne var? Bought demiş. Yani fiilimin ikinci halini görüyorum. Ve last week, yani bunu geçen hafta yaptığını söylüyor. Lisa şu an bir bilgisayar almıyor. Geçen hafta aldığı, geçmiş zaman var bakın cümlede. Geçen hafta aldığı bilgisayarın düzgün bir şekilde çalışmadığını söylüyor. Yani bu şık da bu yüzden elenmiş oluyor arkadaşlar. C şıkkı en uygun cevabımız oluyor. Evet, devam edelim. Sonra tabii burada biraz uzunca bir soru. Şöyle birazcık uzaklaştıralım sorumuzu. Evet, şöyle bakalım soruya. Ne demiş? Hi mom, I want to make an omelet. Omlet yapmak istiyorum diyor çocuk. Annesini aramış ve sonra bir soru sordu. Sonra of course honey, bir şey sordu ve cevabında elbette canım cevabını aldı. Sonra bir soru daha soruyor. Cevabında da 2 eggs, some butter, a little salt and pepper and 300 liters water demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar ne anlattı bize aslında? 2 yumurta dedi, biraz tereyağı dedi, biraz tuz ve biber dedi ve 300 mililitre de su olduğunu söyledi. Yani aslında bize ne sormuş oldu burada? Bir malzeme sormuş oldu. Sonra tamam dedi. I see eşittir I understand. Hatırlayın derslerimizden. Sonra bir soru daha soruyor. First whisk the eggs, water, salt and pepper. Şimdi aslında bu first, then ve next ve devamında tabii ki veya son olarak finally ifadeleri bize ne hatırlarsanız neyi anlatıyordu? Pişirme aşamalarını veya hazırlama aşamalarını anlatıyordu. Yani tarife dair bir bilgi veriyordu arkadaşlar. Yine bakalım neler söylemiş. Whisk the eggs ifadesi, water, salt and pepper tabii ki. Yumurtayı, sütü, tuz ve biberi çırp dedi. Whisk ifadesi çırpmak. Sonra diyor, heat the butter in a pan. Bir tavada tereyağı ısıt dedi. Pour the mixture into the pan. Pour dökmek ifadesiydi hatırlarsınız. Into içine, tavanın içerisine karışımı, mixture, karışımı dök dedi. Finally ve son olarak da cook the omelet for a minute. Bir dakika boyunca ne yaptı da omleti pişir. For both sides. Side taraf yan demekti hatırlayın. Both her iki yanı da anlamını katıyor. Ve son olarak da the meal is ready. Yemeğin hazır dedi. Ve o da tabii ki thank you mom dedi. Şimdi bu soruların neler olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve hangi soru yukarıya eşleşmiyor buna bakacağız. Which of the following does not complete the conversation? Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş olabilir? Omlet yapmak istiyorum diyor. Bir soru soruyor ve tabii ki cevabını alabileceğimiz bir soru yönelteceğiz. Bakalım. Can you give me a recipe of it? Bana onun tarifini verir misin diyor. Bunun cevabında anne elbette canım deyip anlatmaya başlıyor olabilir mi? Tabii ki olabilir. O zaman ben ne diyorum?
ilk olarak A şıkkı yukarıya yerleşmiş oluyor. Sonra gelelim bir diğer ifadeye. Burada neler anlattı bize? Malzemeleri sıraladı hatırlarsanız. Malzeme sorusu genellikle what sorusu, yani neyle sorulması lazım. Biz size VH question'ları öğretirken ne dedik? VH question'lardan what sorusu cansız varlıklar, malzemeler, ekipmanlar, bunlarla ilgili bilgi verir dedik. Bakalım, what are the steps of it demiş. Step dediğimiz adım, uygulama adımları. Bu yüzden bu değil tabii ki. Çünkü bize malzeme lazım. What are the ingredients? Hemen görüyorum malzeme demek olduğunu biliyorum. Demek ki C şıkkı da buraya yerleşmiş oldu. Bunu da eledim sorudan. Sonra geliyorum diyorum ki devamında anladım dedi ve ne yaptı bize? Burada tariften bahsetti. Şimdi tariften bahsederken de şimdi how can I serve it demiş. Nasıl servis edeceğim? Ama ben burada şurada anlatılan ifade servisle alakalı bir ifadeden ziyade nedir? Tabii ki de hazırlama süreciyle alakalı, yani tarifle alakalı bir durum. B şıkkı kaldı bir de. What are the steps of it? Step dediğimiz burada uygulama adımları. Yani aslında tarife dair bir ifade var. Bu yüzden de diyorum ki B şıkkı da buraya yerleşir. Bunu da bu yüzden eleriz. Ama sorunun cevabında ne yok arkadaşlar? Daha doğrusu metnin içerisinde. Bu yemeği nasıl servis edeceğine dair bir veri verilmemiş. En son ne demiş çünkü? Her iki tarafını da pişir, yemeğin hazır dedi. Git bunu maydanozla servis et, tabağa şöyle koy veya sıcak servis et, soğuk servis et. Böyle bir şey söylemedi. Bunu da eklemesi gerekiyordu cevap alabilmemiz için. Bu yüzden D şıkkının cevabını bulamıyoruz arkadaşlar. Gelelim beşinci soruya. Which of the following shows the internet habits of Merve's family? Merve'nin ailesinin daha doğrusu internet alışkanlıklarına dair bir veri aramamız gerekiyor. İlk olarak bakalım. My name is Merve. We use the internet for different purposes in my family. Farklı amaçlar için kullanıyoruz ailede diyor interneti. For example, örneğin I use the internet for watching videos. Şimdi video izlemek için kullanıyor. Müzik dinlemek için kullanıyor ve keep in touch with my buddies ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için. Şimdi bakalım o zaman Merve için YouTube olabilir mi? Olabilir. Çünkü video izlemekten bahsetti, bu olabilir Merve için. Sonra best music, müzik dinlemek diyor, bu da olabilir. Sadece Merve'ye bakıyorum fark ettiyseniz. Instagram diyor, evet arkadaşlarıyla iletişim kurmak için tabii ki olabilir. Neden olmasın? Bu da olabilir. Best movie izlemiş. Film izlemeye dair bir şey söylemedi arkadaşlar. Yani burada movie kelimesiyle videoyu aynı kefeye koyamıyorum bu yüzden. Bu ne yaptı? Elendi arkadaşlar. Yani aslında ben de şıkkını hemen eledim. Sonra gelelim bir diğerine. My dad Metin. Metin'e bakacağız. Metin neler yapıyormuş? Checks his bank account. Banka hesabını kontrol ediyormuş. Ve reads news online. Ve online haber okuyormuş. Bakalım. Metin linkine ABC Bank, evet banka ile alakalı bir siteye giriyor olabilir. BBC News de olabilir tabii ki, neden olmasın. Bu da oldu. Sonra geldim, Metin için shopping online dedi. Online alışveriş yapmıyor, internetten haberleri okuyor. Bu yüzden Metin'i de iptal ettik. O yüzden C şıkkı da elenmiş oldu. Sonra gelelim, my mom Leyla. Leyla neler yapıyormuş? Looks for new recipes. Yeni tarifler bakıyor and buys something on the net. İnternetten alışveriş yapıyor, bir şeyler alıyor. Şimdi Leyla için bakalım. Fashion. Fashion olabilir mi? Evet, olabilir. Neden olmasın? Çünkü ne dedik? İnternetten bir şeyler satın alıyorsa moda sitelerine girebilir. O yüzden uygun olabileceğini kabul edebiliriz. Sonra B şıkkında ne demiş Leyla için? Traditional dishes demiş. Şimdi geleneksel yemekler diyor. Evet, yeni tarifler uyguladığını söyledik. Bu baktığını söyledik daha doğrusu. Bu da olabilir. Şu an elenen olmadı arkadaşlar. Demek ki en son yani my brother Burak belirleyecek sorunun doğru cevabını. Burak ne yapıyormuş? Follows online courses. Online kurslar, online dersler takip ediyormuş. Ve aynı zamanda da oyun oynuyormuş arkadaşlar. Bakalım A şıkkına. Burak için Facebook diyor. Şimdi online ders takibi Facebook'tan olmuyor tabii. Bu ifade Facebook için doğru değil. Ve playing online games diyor. Online oyun oynamak. Yine aynı şekilde Facebook'la alakalı bir durum yok. O yüzden ne yaptım ben? Burak'ı doğru sayamadığım için A şıkkını da eledim. Demek ki doğru cevabım ne? B şıkkı. Ama yine de bir bakalım.
Burak için ne demiş burada? EBA.com. Evet, bizim de bildiğimiz gibi online ders takip edebiliyorsunuz oradan. Bu yüzden doğru cevabımızın bu olması gerekiyor arkadaşlar. Sonra devam edelim 6. soruya. Lisa, Rose, Pam and Jack are at the restaurant now. Şu an restorandaymış bu kişiler. They are having something and chatting together. Farklı şeyler yiyorlar ve birlikte sohbet ediyorlarmış. However, ancak they have different tastes. Farklı yemek zevkleri var diyor. Taste burada yemek zevki, tat anlamında. Read the information below. Aşağıdaki bilgileri okuyun ve soruyu cevaplayın dedi. According to information, bilgiye göre de hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Bakalım arkadaşlar. Pam enjoys eating vegetables. Pam neyden zevk alıyor diyor? Sebze yemekten. Şimdi Pam'e bakalım. Pam ne sipariş etmiş? Green salad and coffee. Yeşil salata ve kahve. O zaman sebzeden hoşlanıyor diyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra bakalım. Jack likes eating fatty foods. Jack neyden hoşlanıyormuş? Fried potatoes and fruit juice. Şimdi kızarmış patates diyorsa yağlı yiyecek de seviyor demektir. Bunu da kabul edebilirim. Sonra Rose'a bakalım. Rose ordered steak and ayran. Et sipariş etmiş ve ayran sipariş etmiş. Ama burada et yemekten nefret eder diyor. Hayır, bir et yediğini gördük. Bu yüzden yanlış cevap bu gibi duruyor. Gelelim D şıkkına. Lisa prefers having cold desserts. Soğuk tatlılar tercih ediyor diyor Lisa için. Lisa ne söylemiş? Ice cream, dondurma söylemiş. Soğuk bir tatlı olduğunu biliyorum. Bu da doğru. Bu yüzden C şıkkı yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Sonra 7. soruya geliyoruz. Mr. Taylor asked his students about personal traits of a true friend. Şimdi ne söylemiş bize? Bu öğretmen öğrencilerine ne hakkında bir soru sormuş? Gerçek bir dostun sahip olması gereken kişisel özelliklerden bahsetmiş. Şimdi bir sürü insan görüyoruz burada. Adam, Joe, Lily, Mark, Sue, Chloe, Daniel, Ellie, Frank and Harry. Hepsi de bir kişisel özellik söylüyor bize. According to information above, yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğru değildir diyoruz arkadaşlar. Bakalım hangisi doğru değil. Şimdi Adam honest, yani dürüst olması gerektiğini söylüyor. Joe generous, yani cömert olması gerektiğini söylüyor. Lily supportive, destekleyici olması gerektiğini söylüyor. Mark yine dürüst olması gerektiğini söylüyor. Sue eğlenceli biri olması gerektiğini söylüyor. Chloe yardımsever, yine destekleyici gibi düşünebiliriz. Yardımsever biri olması gerektiğini söylüyor. Daniel kind, yani kibar olması gerektiğini söylüyor. Ellie yine eli açık, cömert olması gerektiğini söylüyor. Frank supportive, yine aynı şekilde destekleyici biri olması gerektiğini söylüyor. Ve Harry de aynı Sue gibi yine komik, eğlenceli biri olması gerektiğini söylüyor. Şimdi bakalım. Most of the students think a true friend should back his her friends up. Şimdi back up ifadesi zaten support'la eş anlamlı. Ne diyebiliriz? Karşı tarafı destekleyen biri olması gerektiğini söylüyor. Şimdi kimler destekleyici olabileceğini söylüyorlardı? Lily söylüyordu. Aynı zamanda Frank söylüyordu. Ama aynı zamanda biz bu helpful ifadesi içinde destekleyici, yardımsever ifadesini yine Chloe içinde düşünebiliriz tabii ki. Bu yüzden destekleyen biri olması gerektiğini söylediği için 3 kişi söylüyor gibi duruyor. Bunun dışında zaten çoğunluğu sağlayan bir ifade yok. Gençlerin, daha doğrusu öğrencilerin birçoğu karşı tarafın destekleyici olması gerektiğini düşünüyorlar diyor. Evet, doğru. Sonra geldik diğer ifadeye. Only one student, yalnızca bir öğrenci düşünüyor. Ne düşünüyormuş yalnızca bir öğrenci? A true friend should make his or her friend smile. Make somebody smile, birini güldürmek. Gerçek bir dostun karşı tarafı, yani arkadaşlarını güldürmesi gerektiğini düşünüyor diyor. Şimdi komik olması gerektiğini savunanlar kimlerdi? Şimdi bir ilk olarak Sue dedi, eğlenceli olmalı. Ve Harry, amusing. Zaten ben ne biliyorum? Funny ve amusing ifadelerinin eş anlamlı olduğunu biliyorum. Ama burada yalnızca bir öğrenci diyor. Ama ben Sue ve Harry olduğunu görüyorum. Yani iki öğrenci aslında komik olması ya da eğlenceli olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden bu ifadeyi aslında ne? Yanlış kabul ediyoruz. Şöyle yanlış olduğunu ifade edelim. Bu daha iyi oldu. Şimdi Daniel neler düşünüyormuş? A true friend should say please and thank you.
Hatırlayın, Friendship ünitesinde önemli ipuçları diye bir bölümümüz vardı. Sürekli teşekkürler ve lütfen diyenler bize hangi kapıya çıkarıyordu? Kind kapısına çıkarıyordu. Bakalım kind olmasının gerektiğini düşünenler, yani kibar olması gerektiğini düşünenler kim? Buradan gördüğümüz üzere yine Daniel arkadaşlar. Daniel kibar olması gerektiğini düşünüyor. Yani bu ifade aslında bize kind'ı söylediği için, Daniel da bunu düşündüğü için evet, bu ifadeyi de ben kabul ediyorum. Sonra two of them, iki tanesi diyor. True friends should buy present to his or her friends. Şimdi buy present ifadesi, yine hatırlayın o slaytımızdan arkadaşlar. Hediye alma. Ben size generous'ı tanıtırken ne demiştim? Mab'in çoğu sorusu eli açık, cömert kelimesi ve hediye almak ifadesine bağlamıştır demiştim. Yine burada görüyorsunuz ki generous ifadesini açıklayan karşı tarafa, arkadaşına hediye alan kişi. Bakalım bunun generous olmasını düşünen iki kişi mi var? İlk olarak Joe'yu görüyorum. Joe generous olması gerektiğini düşünüyor. Ve aynı zamanda neyi görüyorum? Ellie'yi görüyorum. Ellie de aynı şekilde eli açık olması gerektiğini söylüyor. Evet, baktığımda Joe ve Ellie, bu yüzden ikisi de ne yapıyor? İki kişi olduğunu söyledikleri için doğru cevap oluyor. Ama ne oldu? B şıkkı yanlış cevap oldu. Çünkü eğlenceli olmasını düşünen yalnızca tek bir öğrenci değil, burada tek bir öğrenci diyor. Biz Sue ve Harry'nin komik olması gerektiğini düşündüğünü tablodan görebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Sonra geldik 8. soruya arkadaşlar. Oldukça kolay bir soru. Students in 8A class watched a sci-fi movie yesterday. Dün bir bilim kurgu filmi izliyorlar. Some of them wrote their opinions on their blog. Ne yapmış bazıları blogunda? Düşüncelerini paylaşmış. Here are their comments. Bakalım yorumları neler. Kevin ne söyledi? To me, bana göre diyor. The film was terrific. Terrific ile terrible'ı karıştırmıyoruz arkadaşlar. Terrific muhteşem. Terrible berbat demek arkadaşlar. I am fond of these types of films. Zaten fond of diyor. Ben bu tarz filmlere düşkünüm diyorsa. O zaman ne diyoruz? Kevin bunu beğendi. Sonra gelelim Jessica'ya. It is the worst. Bakın superlative form görüyoruz arkadaşlar. Hatta superlative form'un present perfect tense'de kullanımını görüyoruz. Son chores ünitemizden hatırlayın. It is the worst film I have ever watched. Bu zamana kadar izlediğim en kötü filmdi diyor. During the film I was very bored. Ben aşırı sıkıldım dedi. Yani Jessica ne yapmadı? Filmi beğenmedi. Sonra bakalım Lucy ne diyor? I think the film was very unbearable. Neydi unbearable? Katlanılmaz, çok kötü. At the end of film I was disappointed. Hayal kırıklığına uğradım dedi ki zaten kötü olduğunu, katlanılmaz olduğunu belirtti. Lucy de beğenmemiş filmi. Sonra devam edelim. Roger, in my opinion, benim fikrime göre diyor. The movie was ridiculous. Gülünçtü diyor. It was a waste of time. Önemli bir ifade, zaman kaybıydı diyor. Yine buradan ne anlıyorum ben? Roger da bu filmi beğenmedi. 3 tane beğenmeyen, 1 beğenen var. Bakalım sorumuz ne? According to information, bilgiye göre, who liked? Kim filmi beğendi? Zaten tek tik var. Burada Kevin'ın bu filmi beğendiğini görebiliyoruz. Gelelim bir diğer soruya. 9. Answer the question by using the invitation card below. Bakalım davetiyemizde hangi soruların cevabı, daha doğrusu hangi sorunun cevabı yok arkadaşlar. Ne demiş? Join us for a picnic in the park. Şimdi etkinliğimiz ne burada? Piknik olduğunu söyledik. Nerede olduğunu söylüyoruz. Bakalım. We are celebrating Jenna's 10th birthday. Şimdi etkinliğimiz evet bir piknik ama bu piknikte ben ne yapacağım? Asıl etkinliğim neymiş? Jenna'nın 10. yaş gününü kutlamakmış. Şimdi bize ne bilgileri verilmiş? Event'i gördük. Sonra tarih verilmiş, bakın arkadaşlar, tarih verilmiş. When sorusuna yanıt aldım. At 2 p.m. diyerek what time sorusuna yanıt aldım. Sonra Wills Park demiş ve açık adresi verilmiş. Nerede sorusuna yanıt aldım. Şimdi şöyle diyorum. Şimdi bu dediğimiz ifade neydi? Bu event, yani etkinlikti arkadaşlar, hatırlayın. Şimdi buna event diyorum. Sonra buradan bir ok çıkartıyorum tarih verdiği için arkadaşlar. Buraya ne diyorum? When sorusuna yanıt veriyor diyorum. Bir saniye şöyle yapalım. Evet. When sorusuna yanıt alabiliyoruz diyoruz buradan.
Sonra ne diyorum? Saati verdi arkadaşlar. Buradan da neyi görüyorum? What time sorusuna cevap verebileceğini görüyorum. Ama what time burada tabii ki neyi veriyor bize? Başlangıç saatini veriyor. Saat 2'de olacağını söylüyor. Tabii ki buraya onun notunu da düşelim. What time ama tabii ki start değil mi? Bu başlangıç saati. Sonra devamında ne söylemiş bize? Şu onu da şuraya yazalım. Nerede olduğunu söylemiş. Bu yüzden ne diyorum? Yine ver sorusuna yanıt verebilir diyorum şu ifadede. Şimdi for more information, daha fazla bilgi için de diyor. Eddie'yi arayın diyor. Daha fazla bilgi için numarasını da vermiş. Bakalım nelerin cevabı yok. Who is the celebration for? Bu kutlama, who for dediğimiz ifade ne? Kimin için arkadaşlar? Bu kutlama kimin için? Biraz önce ne dedik? Hemen gösterelim. Okla, Janelle'ın doğum günü olduğunu söyledik. Bunun cevabını aldım. What is the date of the event? Şimdi tarih bilgisi verildi mi bana? Hemen bakalım cümleden. Evet, biraz önce ne dedik zaten? When sorusuna yanıt aldık. Tarihimiz de 19 Temmuz olduğunu söyledik. Sonra ne diyoruz? Bakın. How can we learn the details of the event? Etkinliğin detaylarını nasıl öğreneceğiz diyor. Etkinliğin detaylarını ne yaparak öğreniyorduk? Daha fazla bilgi için Eddie'yi arayın dedi. Bunu öğreniyorduk. What time does the event finish diyor. Bakın önemli ifade burada arkadaşlar. Etkinlik ne zaman bitiyor? Evet, what time sorusuna cevap alıyorum ama ben ne dedim burada? Başlangıç saati bana verildi. Ama burada ne zaman biteceği söyleniyor. Bu yüzden bunun cevabı yok arkadaşlar. Yani D şıkkının cevabını soruda göremiyoruz. Devam edelim. Ve son olarak, researchers asked boys and girls about the types of communication ways they preferred. Bakalım ne tarz bir iletişim türü tercih ediyorlarmış kızlar ve erkekler. Şimdi koyu renkli olanlar erkekleri, açık renkli olanlar da kızları ifade ediyor. Şimdi seçeneklerimiz neler? Social network, sosyal ağlar diyor. Yine aynı şekilde bu Facebook, Instagram vesaire gibi. Sonra burada ne demiş? Face to face communication, yüz yüze iletişim demiş. Text message, mesaj atmak demiş. Talk on the phone, telefonla arama yapmak demiş. Ve video chats de bu bizim her zaman bildiğimiz görüntülü konuşma ifadesi aslında bunu söylemiş. Bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre diyor hangisi doğrudur? Girls prefer. Şimdi prefer'den sonra ne diyorduk? Önce tercih ettiğimiz to'dan sonra da neydi? Tercih etmediğimizi söylüyorduk. Şimdi prefer'den sonra gelen seviyoruz. To'dan sonra geleni sevmiyorduk hatırlarsınız. Şimdi kızlara bakacağız. Yani açık renkli olanlar. Sending message. Bakalım sending message nerede? Text and message görüyorum. Diğeri de video chat. Şimdi baktım kızlar mesaj atmayı video chat yapmaya kıyasla daha mı fazla seviyorlar? Hayır, tam tersi aslında değil mi arkadaşlar? Onlar video chat'i daha fazla seviyorlar. Bakın 20 kişi olarak gözüküyor. Mesaj atmak da 15 kişi olarak gözüküyor. Bu yüzden A şıkkım elendi. Sonra gelelim bir diğer ifadeye. Social media is the most popular way. Şimdi the most kalıbını görüyorsak en popüler olan yani en yüksek sayılara sahip olan olması gerekiyor. Popular way of communication both girls and boys demiş. Kızlar ve erkekler için en popüler olan sosyal medya mı diye bakıyoruz. Şimdi kızların en yüksek oranı nerede? Erkeklerin en yüksek oranı nerede? Bir bakalım. Şimdi kızlar için ne demiş? Sosyal ağlar %45. 45 yani 45 kişi gözüküyor burada. Ve erkeklere bakalım arkadaşlar. Erkekler için de en yüksek oran aslında face to face communication. Çünkü burada bakın %25 gibi gözüküyor. Yani 25 kişi olarak gözüküyor affedersiniz. Ama burada yüz yüze konuşma 40 gibi gözüküyor. O yüzden bu bir dursun. Yani yanlış gibi duruyor. Bakalım. Girls prefer meeting up with their friends more than the boys. Şimdi kızlar meeting up dediği ifade nedir? Arkadaşlarıyla buluşmak. Arkadaşlarla buluşmayı yani aslında yüz yüze görüşmeyi erkeklere kıyasla daha mı fazla seviyorlar? Hayır, koyu renkli olanlar erkekleri ifade ediyordu. Erkekler yüz yüze görüşmeyi daha fazla tercih ediyor. Kızlar bakın çok daha az tercih ediyor. Çok net bir şekilde eleniyor. Boys like making a phone call less than the girls. Şimdi making a phone call
Yani talk on the phone. Şimdi erkekler diyor telefonla aramayı kızlara kıyasla daha az tercih ediyorlar diyor. Şimdi bakalım less than the girls demiş, daha az tercih ediyor. Ama telefonla konuşmak erkekler için 15, kızlar için 5 görüyoruz. Yani erkekler aslında telefonla konuşmayı daha fazla tercih ediyorlar gibi düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden bu ifade de yanlış olmuş oluyor. Şimdi 5 şıkkına tekrardan bakıyoruz. Sosyal medya en popüler yoldur iletişim için diyor. Şimdi sosyal ağlara baktığımızda da şimdi kızlar için 45 kişi olduğunu görüyorum. Erkekler için 25 kişi olduğunu görüyorum. Yani totalde aslında 65 kişi gibi bir oran var. Şimdi burada ne görüyorum? Burada bu sosyal medyanın 65 kişi olduğunu gördüm. Bakın. Totalde 65 kişi. Yüz yüze konuşmaya bakalım. 40 kişi buradan, 10 kişi de buradan. Aslında burada 50 kişi var. Bunu da yazdık. Zaten diğerleri fark ettiyseniz çok daha düşük oranlar. Yani en popüler aslında ne gibi durmuş oluyor? B şıkkındaki ifade, yani sosyal ağ gibi duruyor arkadaşlar. Ayrı ayrı bakarsanız yanılgıya düşüyoruz fark ettiyseniz. Ama ne yapmamız gerekiyor o zaman? Her ikisi içinde dediğine göre toplam oran hangisi en fazla her ikisi içinde diye soruyorsak, en fazla kaç kişi ise bunu toplayıp bu ifadeye doğru olduğunu söyleyebiliyoruz.